Herkese merhaba arkadaşlar. Yemek Tarifleri Seç kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim ıspanaklı güllaç böreği. Geçen videomda bahsettiğim gibi kalan güllaç yapraklarından güllaç böreği yapıyorum. Umarım beğenerek izlersiniz ve denersiniz arkadaşlar. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Malzeme listesi. Yapılışı için bir tencerenin içerisine sıvı yağ aldım. Sıvı yağın üzerine ince ince doğramış olduğum soğanları döküyorum ve soğanları pembeleşmeye bırakıyorum. Soğanlar pembeleşince diğer tarafta doğramış olduğum ıspanakları soğanların üzerine döküyorum. Ispanakların üzerine pul biber, kırmızı toz biber, kimyon ve karabiber ilave ediyorum. Hepsini karıştırıyorum. Ocağın altı kısık olacak şekilde ıspanaklar kendini salıyor. Ispanaklar kendisini saldıktan sonra üzerine bir su bardağı çekilmiş ceviz ilave ediyorum. Bunları karıştırıyorum. Tuz ilave ediyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Diğer tarafta güllaç böreğinin sosunu hazırlıyorum. 2 adet yumurta almış olduğum kabın içerisine yoğurt ve sıvı yağ ilave ediyorum. Hepsini karıştırıyorum. Sosu diğer tarafa alıyorum ve yağlamış olduğum fırın tepsisinin üzerine güllaç yapraklarını diziyorum. Ardından üzerine yapmış olduğum sosu döküyorum. Elimle her tarafına yediriyorum güllaç yapraklarının. Tekrar ikinci katı çıkıyorum. Güllaç böreğin arasına her tarafa gelecek şekilde iç harcı yerleştiriyorum. İç harcı koyduktan sonra üzerine güllaç yapraklarını yerleştiriyorum ve tekrardan yoğurt sosu ilave ediyorum. Aynı şekilde tekrardan güllaç yaprakları. Güllaç böreğinin en üzerine kalan yoğurt sosunun hepsini dökelim. Ve el yardımıyla tekrardan güllaç yapraklarının her tarafına yedirelim. Ve üzerine terakotu ilave ediyorum. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Güllaç böreğimiz de pişti arkadaşlar. Servise hazır hale getirmek için 5-10 dakika dinlendirelim. Dinlendirdikten sonra dilimliyorum böreği. Evet arkadaşlar, güllaç böreği servise hazır. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Altı da üzeri gibi çok güzel şekilde kızarmış. İçini de göstermek istiyorum. Evet, içerisi de çok güzel şekilde pişmiş. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir tarifin daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.